Merhaba sevgili izleyenler, bir programla daha karşınızdayız. Ee, geçtiğimiz ay, Mayıs ayında aslında e, tam da seçimlerin öncesinde Dilara Yıldız davasında karar çıktı. E, Fail, oktay dönmez, ağırlaşmış e, ağır hapis cezasına ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda geçtiğimiz hafta açıklandı. Gerekçeli kararda da bazı cinayet ilişkin, olaya ilişkin detaylar vardı. Bugün konuğum e, Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı. Merhaba Özgür Bey, nasılsınız? teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, daha önce de konuk ettik sizi, biraz evet. dava işledik ama biraz da izleyicilere hem de bizi hatırlatmak adına hani son değerlendirmeye geçmeden evvel olayın en başından sormak istiyorum. Evet. Ee, evet. olay nasıl işlendi? Bu cinayete giden süreç nasıldı? Evet. İşte çünkü zaten herkesin göz önünde olan hani polislerin geldiği her, yani gerçekten canavarca bir şekilde işlenmiş bir cinayetti. Tabii. Biraz sizden dosyanın detaylarını alabilir miyiz? İlk öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür Hı. ederiz. Ee, bu olaya e, hassasiyetiz için. Daha önce de sizinle röportaj yapmıştık. O dönemde yargılama devam ediyordu. Yargılama sırasında da bahsettiğimiz üzere aslında şöyle bir yanlış anlaşılmayı önce ortadan kaldıralım. Ee, sanık Oktay Dönmez ile maktule Dilara Yıldız'ın bir nişanlılık durumu yok. Bir birliktelikleri var. Bu birlikteliklerin bir aşamasında Dilara Yıldız bunun bir hata olduğunu ve dönülmesi gereken bir hata olduğunu düşündüğü için uzaklaşma kararı alıyor. Ve bunu da e, Oktay Dönmez'e bildiriyor belirtiyor. Fakat Oktay dönmez. Bunu nedense bildiğimiz nedenlerden dolayı aslında e, kabul etmiyor ve e, ısrarlı bir takip başlatıyor Dilara hakkında e, telefonlar, WhatsApp mesajları, SMS'ler, diğer başka e, iletişim kanalları, başkalarını devreye sokma, ailesini rahatsız etme gibisinden birçok yoldan e, Oktay dönmez. Dilara yıldızı rahatsız etmeye başlıyor. Dilara Yıldız bununla ilgili koruma kararı aldırıyor. Savcılığa başvuruyor. Aile mahkemesine başvuruluyor. Tabi aynı zamanda tabi biliyorsunuz Dilara Yıldız bir avukat. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyor. <laughs> Fakat ne yazık ki Oktay Dönmez'in planlayarak, kurgulayarak e, işlemiş olduğu bu cinayet sonucunda vefat ediyor. Dilara Yıldız evine gelmeden önce Tuzla'daki evine gelmeden önce 10 gün Oktay Dönmez o evde kalıyor. Zaten konut dokunulmazlığı ihlalden de ceza aldı. Bakın savunması şöyle belirtti. Zaten anahtarım vardı. Zaten biliniyordu. Dilara Yıldız'ı aradım. Dilara Yıldız git dedi. Evde beni bekle. Bunun böyle olmadı. Hem anahtarcının tanıklığı hem HTS kayıtları ve hem de diğer delillerle ortaya çıktı. E, tuzak kurdu Dilara Yıldız'a. Dilara Yıldız geldi, evin kapısını açtı, e, içeride Oktay'la karşılaştı. Bunu herkesin e, zihninde canlandırmasını istiyorum. Masanın üzerinde, sehpanın üzerinde silah, kurşunlar, boş senetler, bir adam tamam önceden tanıdığınız veya tanımadığınız. Ben duruşma sırasında belirttim. Yargılama sırasında. Kadınlar zaten yüzde 99 tanıdıkları tarafından öldürülüyorlar. Yani tanımadığı biri tarafından öldürülen kadın sayısı bir 2dir Üçtür. Ama e, nişanları, erkek arkadaşları, babaları, abileri, erkek akrabaları tarafından öldürülüyorlar. Dilara Yıldız eve giriyor, bakıyor, durumu anlıyor, durumu algılıyor. Ee, ve olayı dışarı taşımak istiyor işnaççısı. Kendisinin dışarı çıkmasına izin vermiyor. ısrarla saatlerce izin vermiyor. Telefonla ilgilenmesine izin vermiyor. Sonra bir şekilde dışarı çıkıyorlar. Fakat sürekli bir şekilde ee, silahı, belinde zaten Oktay'ın. Dilara sürekli kurtulmaya çalışıyor. Bütün videolar da izlendi. Garsonlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Gelenlere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve fakat ne yazık ki çok yazık bir anlayış. Ben buna gelenek falan diyemem. Korkunç bir şey. Aile arası bir tartışma. Gerekçeli karardı da evet, evet. Belirtiliyor. Evet, yani oradaki garsonların <laughs> soruşturma aşamasında dile getirdikleri husus bu. Hı. Aile arası bir tartışma zannettik. Ben bunu anlamayacağım. Yani aile arasında bir tartışma olunca ne oluyor? Yani müdahale edilmez kutsal bir alan mıdır o alan? Aile arası tartışma. Kadın bıçaklanır, arkası döner gider millet. Müdahale etmez. Ama ne yapalım diye. Ve bir kişi bugüne kadar buna ee, müdahale etti. O da hapis cezası hı hı. aldı. Neyse ismi önemli değil şu anda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Müdahale edilseydi kurtarılabilirdi bir şekilde Dilara Hanım. Ama kurtarlamadı. Yargılama sırasına, yargılama aşamasına geçilmeden önce iddianame azlandı. Canavarca hisle tasarlayarak öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, silahla tehdit gibi suçlamalarla bir iddianame azlandı. İddianame İstanbul Anadolu 16 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Biz kendisinin sekbis vasıtasıyla dinlenmesini istemedik. Gelmesini istedik. Hı hı. Buradaki amacımız şuydu. Ben Oktay'ın hiçbir şekilde bu işlemiş olduğu cinayetten bir pişmanlık duymadığını biliyordum. Çünkü tutuklandığı gece suç ceza hakimliğindeydim. Suç ceza hakimliğinde Dilara'yı suçladı. Yani mağduru suçladı. Mağdur suçlayıcılık yaptı. Her zaman yaptıkları gibi. Erkeklik, erkekliğime laf etti. Askerlik mesleğime laf etti. Borcu vardı bana. Bu üçünü söyledi. Yani borcu olduğu için öldürdüm dedi. Cinayeti hiçbir şekilde reddetmedi. Ben öldürmedim demedi. Sonra yargılamaya geçildi efendim. Yargılamada ben duruşma salonunda bulunmasını istedim. Sağ olsun mahkememiz kabul etti. İkinci celse geldi. Yal o aşamadaki hani tarzı nasıl? Biraz daha detay verebilir tabii, misiniz? Tabii tabii. Hani... Pervasız. Tırnak içerisinde son derece cesur. Bütün bunlar zaten tasarladığını, planladığını ve hiçbir şekilde bundan pişman olmadığını gösterdi bize. Ben en son Cels'e tekrar olsa tekrar öldürürsün dedim yüzüne karşı. Tekrar olsa Aha. bugün çıksan ve Dilar yaşıyor olsa öldür öldüremediğin yani amacına ulaşamamış olsan. Dilar Yıldız ağır yaralandı. 3 ay 4 ay hastanede yattı ve taburcu oldu. Çıksan tekrar öldürürsün dedim. Sekiz kayıtlarına girdi bu. Yüzüne baktığımda kirpiği bile oynamadı. Bu bizim işte esas korkunç olan bu. Yani bir cinayet işlenmiş. Bu cinayet tekrar işlenebilir. Aynı failler tarafından, aynı erkek failler tarafından işlenebilir. Ve bu gayet olağan doğal gözük görülüyor. Üç neden işte erkekliğime laf etti, mesleğime laf etti, borcu vardı. Dışarıda geziyordu, mini etek giymişti. Bunlar çeşitlenebilir. Bu neden? Yani mağdur suçlanıyor. Çünkü o mağdur kalkıp gelip kendisini savunacak durumda değil. Bir, ikincisi niye savunsun? Ben istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi içerim. Sen bununla ilgili bana karışamazsın Ve benim sana tırnak içerisinde borcum varsa ki yok. icra daireleri vardır. Aha. Alacak verecek davası vardır. Açarsın davanı. Yaparsın takibini. Eğer haklıysan alırsın paranı. Ki yok. Bunun da altını çizeyim. Yargılama başladıktan sonra mağdur suçlayıcılık zirveye ulaştı. Son itibariyle bağlayayım. Ee, kovuşturma aşamasında bütün deliller toplandı. Kendisi akıl hastalığıyla alakalı bir... Fakat biz sorularımızla, sayın mahkeme sorularıyla, sayın savcımız sorularıyla bunu aştı. Yani akıl hastalığıyla alakalı hiçbir sorun olmadığı görüldü. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. TCK 32 yanlış anlaşılıyor. İşlediği suçun neticelerinin farkında olmaması gerekiyor. Hayır, işlediği suçun neticelerinin farkında. Çünkü eğer farkında olmayacak bir durumda olsaydı, ilk başta kendisine sayın mahkeme haklarını hatırlatıyor. Yani savunma yapmamak hakkın var. Şu veya bu nedenle dolayı. Çıkıp şunu diyebilirdi. Evet, ben müsait değilim, uygun değilim. Şu 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 nedenlerden dolayı ilaç kullanıyorum. Dolayısıyla savunma yapmayacağım. Bu çok açık. E, ceza Muhakemesi kanunda açıkça belirtmiştim. Hayır bu hakkını kullanmadı. Tırnak içinde söylüyorum tekrar. Duruşmada da söylüyorum. Hı -hı. Aslanlar gibi savunmasını yaptı. Hiç kesmedi mahkeme. Hiç müdahale etmedi. Saatlerce savunmasını yaptı. Savunma kutsaldır. Netice itibariyle Sayın Mahkeme Hülasa indirim yapmadan tasarlayarak kasten öldürme suçu nedeniyle anlaşmış müebbet hapis cezası verdi. Nitelikli yağma suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası verdi. Cebir ve tehditle hürriyeti tahdit diyoruz biz buna hı hı. kısaca. 6 yıl hapis cezası verdi. Konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 6 ay. Ruhsatsız silah 6136 e, muhalefetten 1 yıl. Bir de bir e, orada bulunan şahısımız vardı katılan. Atakan Günay. Ona karşı silahlı tehdit suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hiçbir cezayı ertelemedi. Hiçbir cezada takdiri indirimse, indirim yapmadı. Böylece bu suçlardan cezayı verdi. Biz burada bir tek şeye itiraz ettik. Canavarca hisle öldürme, ağırlaştırma nedenidir. Mahkeme bunu uygun bulmadı. Olabilir. Öyle takdir etti. Biz buna itiraz ettik. <laughs> Onun dışında bir itirazımız yok. Canavarca hisle öldürme neden önemli hukuki açıdan? Çok önemli. Şundan dolayı canavarca hisle öldürmeden biz zannediyoruz ki alacak baltayı doğrayacak falan. Hayır. O eylemi işlerken ki ruh hali. Canavarca. <laughs> Bu çok önemli. Çünkü kadın cinayetlerinde indirim sebebini engelliyor. İndirimi, takdiri indirimi ve tahrik altında işlenme e, den dolayı indirim alıyor genelde erkek bireyler. Bunu engeller. <laughs> tamam bu davada bu yargılamada mah sayın mahkeme indirim yapmadı. Tahrik indirim yapmadı. Tahrikin olmadığı konusunda bir karar aldı. Bu elbette ki diğer kadın cinayetlerinde bir emsal olacaktır. <laughs> Fakat bu eylem günlerce beklemesi ee, o eylemi gelecek. Jarjörünü boşalttı. Bütün jarjörü boşalttı. Ve bakın şunu söylemiş. Oradaki tanıklar söylüyor. Hak ettin ve küfür etmiş. Hak ettin ee, ve küfür etmiş. Öldüğü zaman. Aha. Çünkü ağrın da ölüyor. Ee, Dilara Hanım. Peki şey de sormak istiyorum ben. Özellikle bu hı hı. O, akıl sağlığı noktasına sığınma kısmı. Hani yakın zamandaki davalarda şu an ismini hatırlamıyorum ama iki üç tanesinde daha bunu gördük. Hani evet. ki bu e, erkek şiddeti ve bilhassa kadın cinayet davalarında hani sanıkların e, şeylerini karın, görüyoruz. Evet. Bir öğrenilmişlik var. Doğru, doğru. Burada nasıl da savunma? Hani genel olarak buna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Savunma <laughs> ne yazık ki e, bir para alışverişi alacak verecek meselesi ve akıl sağlığı üzerine kurulmuştu. Hem sayın meslektaşımızın savunması, ben onu da eleştirdim. Tabii ki savunma hakkı vardır <laughs> fakat karlama yapmadan. El Bu da başka bir sorun tabii zaten. kesinlikle. Karlama yapmayacaksınız. Savunma hakkı saldırı hakkı demek değildir. Müvekkilimin kızı vefat etmiş. Benim arkadaşımdı. Sorun değil. Arkadaşım da olmayı hiç tanımayabilirdim. Bir insan, bir kadın ölmüş. Öldürülmüş. Bila hak, bila sebep. Siz delillerin toplanma şekline itiraz edebilirsiniz. Müdahale şekline itiraz edebilirsiniz. Mahkemenin tavrına, tarzına itiraz edebilirsiniz. Ve bununla ilgili savunma argümanları geliştirebilirsiniz. Ve fakat, Rahmetli'nin manevi şahsiyetine, kadınlık onuruna, kendi onuruna, insan onuruna saldıramazsınız. Ne olursa olsun saldıramazsınız. İlk önce ona saygı duymak zorundayız. Bunu anlaşacağız, bunu öğreneceğiz. Savunma makamı da sanıkta da öğrenecek. Ben de öğreneceğim. Biz de öğreniyoruz. Şimdi akıl sağlığı konusunda son zamanlarda mahkemeler itibar etmiyor. Bunu bir tarafa koyalım. Çünkü adliyet kurumu gelişti, teknikler gelişti, incelemeler gelişti. Bakıyorlar, ediyorlar. Ve bu savunmanın, bunun bir karalama e, ve karalamaya yönelik kaçma olduğunu artık mahkemeler e, anladı. Mahkemeler bunları aslında bir haline de getirdiler. E, bakıyorlar, kendi gözlemleri var. Sayın mahkeme üyelerinin kendi deneyimleri var, tecrübeleri var. Bazı sorular soruyorlar. O sorulara verilen cevaplardan... Dolayı e, bunun boş bir savunma, e, suç ve cezadan kurtulma ya yönelik bir savunma olduğunu anlıyorlar. Buna rağmen e, sevk edilenler elbette var. <laughs> sevk edilenlerde de %99 şunu görüyoruz ki adli tıp kurumları hayır böyle bir suçun ve cezanın sonuçlarını algılama yeteneğinde bir kayıp yoktur. Bir eksiklik yoktur. Raporu veriyor. Hı hı. Biraz da şey sormak istiyorum. Baronun e, bu konudaki evet, desteğini. Evet. E, şimdi Kadın Hakları Merkezi'nin zaten bir fiil destekte olduğunu biliyorum ama tabii. Bir genel nasıldı diye soracağım. Çok bir de şurada da bir evet. parantez de açmak istiyorum tabii. aslında. Biraz evvel bahsettiğiniz Savunma hakkı saldırı hakkı değildir tabii, diye. Tabii. Şimdi biz başka davalarda, Ceren Damar davasında örneğin hani Baro'ya savunma müdafiye, müdafi avukatın hmm. şikayet edildiğini ve sonuçsuz kaldığını da gördük. Evet. Bu noktada bir avukat olarak aynı zamanda soruyorum. Tabii. Baro'nun da atması gereken adımlar var mı? Elbette. Şimdi biz ben ilk öncelikle Hı -hı. E, duruşmalara gelen Sayfalarında e, resmi sayfalarında açıklama yapan, kendi Twitter sayfalarında açıklama yapan bütün barolarımıza, barolar birliğimize, benim bütün örgütlerime, kadın hakları merkezlerine e, bilhassa teşekkür ediyorum. E, tabii torpil geçmem lazım sayın Filiz Hanıma, Filiz Saraca İstanbul Barosu Başkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul Kadın Hakları Merkezimiz'e teşekkür ediyorum, Ankara ve e, diğer. E, baro temsilcilerine, gönüllü gelen avukat e, dostlarımıza, meslektaşlarıma kadın örgütlerine hı hı. çok teşekkür ediyorum. Burada sıkıntı şu: İlk öncelikle bu örgütler katılma talebinde bulundular. Sayın evet, mahkeme, sayın mahkeme bunu uygun görmedi. Onunla da ilgili itirazlar yapacak hı hı. E, sayın barolarımız, meslek örgütlerimiz, kadın örgütleri Bunlarla da ilgili itirazlar yapıyorlar ve yapmaktalar. Bakın. Ben bir avukatım. Savunma kısmına geçtiğim zaman müvekkilin e, haklarını korumakla mükellefim. Adil yargılanmasını sağlamakla mükellefim. Ben müvekkilimin adil yargılanmasını sağlarken olmayan bir şeyi ortaya koymak ve müvekkilin savunmasıyla bağlı kalmak zorunda değilim. Çünkü ben orada savunmayı savunuyorum. Müvekkil bugün Ahmet olur, yarın Ayşe olur, Fatma olur. Şu e, terör örgütü üyesi olabilir. Bu hırsızlık suçundan olabilir. Önemli değil. Savunmayı savunuyorum. Müvekkilin kendisinin şahsını elbette. Ve fakat müvekkilin senaryosuna bağlı kalmakla mükellef değilim. Böyle bir şey yok. Kendimi bağdaştıramam o suç ve cezayla. Ben Karşı tarafa saldıramam. Karşı tarafın manevi kişiliğini ayaklar altına alacak bir savunma yapamam. Avukatlık, onur, şeref ve vakarına uygun davranmak zorundayım. Bunu bir tarafa koyalım. Meslektaşlarımın genelinde bunu yaptığını biliyorum. Olabilir. Bazıları kendisini dava ve dosyayla bağdaştırıp bütünleştirebilir. Heyecanlanabilir. Ve böyle, bu tür savunmalar yapabilir. Onlar kendilerini bağlar. Kendi kişiliklerini bağlar. Ben onlarla ilgili bir şey diyemem. Şimdi baroların olması, kadın örgütlerinin olması çok önemliydi. Çok çok önemliydi. Ve bizi yalnız bırakmadılar. Bizi derken kendi meslektaşlarıydı ve kendi hı hı. hemcinsleriydi zaten. Ba e bütün her yere ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün her yere koşturmaya çalışıyorlar tekrar teşekkür ediyorum kendileriyle ilgili. Mahkemenin bu tutumu yanlıştı bana göre. Öncelikle bir avukattı zaten. Ve bir kadındı. Mahkeme şöyle bir e, gerekçe oluştu. Avukatlık mesleğinden dolayı bir cinayet yok. E tam o zaman kadın olduğu için hı hı. var. Takdir mahkemenindi. Biz onunla da ilgili itirazda biz derken yani biz hı hı. bu bir itiraz yapma hakkımız yok. Ee, Sayın Barolar, Barolar'ın e, temsilcileri ve kadın hakları örgütleri bununla ilgili itirazlarını yapıyorlar ve yapacaklardır da. Peki şeyi de sorayım bir genel değerlendirme olarak. Şimdi sizin davanız e, biraz da olayın işlenme biçimi itibariyle evet. kamuoyunda yer buldu. Tabii. Eee bilhası kadına yönelik şiddet davalarında, evet. kadın cinayet davalarında e, evet. ya bu ne kadar önemli? Hani çünkü genelde duyduğumuz hani özellikle de avukatların davaya sahip çıkma, kamuoyuna sahip çıkmasına daha büyük çağrısı var tabii, ki tabii, tabii. hukukun aslında buna bağlı olmaması da gerekiyor bir noktada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı gün Anadolu 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşma daha vardı. Sema Ersin dosyası. Hı. Sema Ersin boşanma aşamasında olan kocası tarafından 24 bıçak darbesiyle öldürüldü. Parkta. güpegündüz. gündüz. Tarih indirimi aldı. Aynı gün. Bakın aynı adliye. <laughs> 2-3 kat yüksekte bir mahkeme. Bir mahkeme daha. 18 bıçak darbesi öldürmeye her biri yeter derecedeydi. Tarih indirimi aldı. Tarih indirimi ne? Telefonunda bir başka erkekle konuştuğu iddiası. Aha. Ve aylar sonra bu ortaya konuldu. Bu delil, sözde delil. Nasıl ele geçildiği, nasıl toplandığı belli olmayan bu delil. Ve Sayın Savcı tahrik indirimi istedi. Tahrik indirimi isterken ne dedi biliyor musunuz? Planladığı, o parkta olacağını bildiği, bıçakla geldiği, Aha. sabit dedi. Fakat dedi olayın etkisi altında ne kadar olup olmadığı anlaşılamadığından ve şüphelen de sanık faydalanacağı için takdiri indirimi sebebi yapılması ve sayın mahkemede 18 yıl hapis cezası verdi. 24 bıçakla öldürülen 3 çocuk annesi bir kadından bahsediyoruz. Ve boşanma aşamasında. Şimdi ben bunu takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Ve ben orada da söyledim. Nasıl oluyoracak? Nasıl olacak bu? Yani kadın ne yapması gerekiyor? Yani ülke dışına mı çıksın? Kendisini kaybetmesin. Yani ne yapması gerekiyor? Ve bakın bir şey daha burada belirtmek istiyorum. Boşanma davasını açan taraf erkek taraf. Boşan yani aldatıldım diye gidiyor boşanma davası açıyor. Bunu bile mahkeme dikkate almadı. Siz tarih altında değilsiniz ki. Siz bunu öğrenmişsiniz, sindirmişsiniz. Gitmişsiniz boşanma davası açmışsınız. Sonra bir buçuk iki ay sonra ben ekmek almaya gidiyordum. Dinlenmek için parkta durdum. O sırada tırnak içine söylüyorum. Yine mağdur suçlayıcılık. Dostuyla gördüm. Halbuki öyle bir şey yok. Sıcağı sıcağına vermiş olduğu ifadesine ve kaydında kayıtlarında yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekmek almaya da bıçakla gidiyordu herhalde. Ekmek almaya bıçak. Avukat olarak şunu yapmaya çalışıyorum. Ben yine orada Katılan avukatıydım. Bu kadın bir tek şey söyledim. Erkek aldatmış olsaydı. Aldattı iddiası olsaydı. Kadın namusunu temizlemek yine tırnak içine söylüyorum. O adamı öldürseydi bıçak darbesiyle. Ne alırdı ceza? Savcımızın tutumu ne oldu? Ve kadın üye hakimimiz. Nevin Yıldırım'da gördük. Sana. Kadın kadın üye hakimimiz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Muharefe şerhi koydu indirim yapılmaması gerektiğini, ağırlaştırılmış müebbet hapis alması gerektiğini yani ikiye bir çıktı karar, oy birliğiyle çıkmadı, oy çokluğuyla çıktı. Şimdi ben orada ikinci şey olarak da şunu söyledim, Maktulenin babası yanımda oturuyordu. Maktulenin babası herhangi birimiz olabiliriz, bir gün. Ve böyle bir savcılık makamıyla karşılaşırsak ne düşünmeliyiz? indirim talep eden, amasız, fakatsız, lakinsiz, eril ağızdan kurtulmamız lazım. Öncelikle ben dahil, ben bile bazen saçma sapan ifadeler kullanıyorum. Sonra özür diliyorum. Çünkü binlerce yıllık, yüzlerce yıllık bu eril ağız ne yazık ki bizi kuşatmış durumda. Bizim bundan bir e, beha mahal kurturmamız lazım. Sonra toplumsal duyarlılık. Bu bir öğretimle olur. Sonra tabii ki en başta bunu uygulayıcılar yani yargı makamı. Savcılarımız, savcılarımız ve hakimlerimiz. Bila istisna. Bütün delilleri toplamalılar. Bakın, bütün savunma haklarını vermeliler. Hayır, onlarda bir sıkıntı yok. Hemen birinci duruşma. Tamam kardeşim sen bunu yapmışsındır. Hadi müebbet. Değil tabii ki. Elbette değil. Soruşturma aşamasında bütün deliller toplanmalı. Psikolog denetiminde gerçekleşmeniz savunmalar. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bütün taraflar dinlenmeli. Bütün kamera kayıtları toplanmalı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Diğer cinayet tipi gibi değil bunlar. Yani işte işte ben seni gördüm. Sen bana arazi uyuşmazlığı alacak verecek. Bunun gibi değil. Burada bir kadın soykırımı var. Soy kırılıyor. Kadınlar bilerek öldürülüyorlar. İşte bunu ekonomik sebepler dersiniz, şu dersiniz, bu dersiniz. Hiçbir şey benim için geçerli değil. Öldürmeyeceksin. Her ne sebeple olursa olsun. Böyle saçma sapan bazı şeyler duyuyorum. Cezasını vereceksin uzaklaştıracaksın, cezasını vereceksin derken neler anlatılıyor biliyor musunuz? Mesela yüzüne kezzap atacaksın, kolunu kanadını kıracaksın. Bu tür şeyler söyleniyor bazı çevrelerde. Ve bunlar ilahi bazı metinlere dayandırılmaya çalışıyor. Hayır yalan söylemeyin, yapmayın bunu. İnsan hayatı bütün dinlerde önemlidir. Bütün inanışlarda önemlidir. İster pagan olsun, ister tek tanrılı dinler olsun. Önemlidir insan hayatı. Kadın insandır. Ya hiçbir insan öldürlemez. Öldürmeyeceksin. İlk emir budur. Bizim kanunlarımız buna yeterlidir. İnanın buna yeterlidir. Hı Hem, hem soruşturma aşamasındaki ceza muhakemesi buna yeterlidir. Hem de kovuşturma aşamasında. Her şey için yeterlidir. Yeter ki kanunları uygulama iradesi olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özgür Bey. Ee, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de e, takip edeceğiz. Tabii ta, tabii ki takip edeceğiz. Uh -huh. Bütün kadın cinayetlerine ben e, mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Bu nedenle vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür İyi ki geldiniz, ederim. şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Belisian programının daha sonuna geldik. Bu hafta Dilara Yıldız dosyasına bakmıştık. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Música